derler, Allah'tan çok korkar, Allah'ı çok severler. Sende samimi iman görmek isterler. Yani Allah'tan cidden korktuğunu ve Allah'a canı gönülden bağlandığını, dolayısıyla da egoistlikten, bencillikten kurtulduğunu görmek isterler. Çünkü egoist, bencil olmadığında sen sinirli olmazsın, saldırgan da olmazsın, intikamcı da olmazsın, kötülük de yapmazsın, zulüm de etmezsin. Bu genç kız için mükemmel bir güvence. Ve o sevdiğin kızın imanına, ahlakına, namusuna, şerefine, haysiyetine, sağlığına, sıhhatine, mutluluğuna, sevincine kefil olursun, gayretli olursun, daha iyi olması için azmedersin ve o daha imanlı olduğunda onda muazzam zevk alırsın. Onun onurundan, namusundan zevk alırsın, temizliğinden zevk alırsın. Ve dolayısıyla onun sırdaşı, arkadaşı olursun. En zor anında ona Allah'ın izniyle Hızır gibi yetiştirsin. O da seni sever. Canı gibi sever. Çünkü hep onun için iyilik yapıyorsun. Sen iyilik yaptıkça onun yüzü güzelleşir. İyilik yaptıkça bakışları güzelleşir. Sesi güzelleşir. Onun içindeki sevgi sana yönelmeye başlar. Ama aksi olduğunda çocuk çekinir. Yani korkar. Bir korku gibi hisse kapılır. Bela geliyor demektir artık. Bela yani. Egoistik, bencillik, kir, dehşet, gerilim. Yani her şeyini kaybedeceği tedirginliğine girer. O zaman tabii ki uzaklaşır. Ama benim yakışıklım çok vicdanlı, temiz, efendi bir delikanlıya benziyor. Gözler muhteşem güzel. O benim dediklerimi inşallah yapacak. Kızlar da onu çok sevecek benim yakışıklımı. İnşallah. Hızır gibi yetişecek derken tabi insanlar Hızır'la çok sık karşılaşırlar. Ama Hızır'la karşılaşma bilinemez. Yani mesela Fatih'in hocası Akşemseddin ben görüştüm diyor ama onlar tarik ehli olduğu için makamı Hızır'da sülükünde Hızır'la karşılaştığı için onu tanıyor. Yani gördüğü için tanıyor. Tarikat ehlinde vardı bu. Ama diğer insanlar ben Hızır'ı tanıdım, gördüm diyorsa bu doğru olmaz. Dolayısıyla Hızır'la görüşen farkına varmaz. Mesela efendim? Şüphelenebilir. Hayır yani ihtimal verebilir. Yani ciddi ihtimal de verebilir. Ama emin olamaz. Yani yoksa Hızır gelir, ziyarete gelir. Mesela kuş şeklinde ziyarete gelir. Güvercin şeklinde ziyarete gelir. Eşya olarak da yanına durur. İnsan haberi olmaz. Ama yani mesela İmam-ı Rabbani söylese ben inanırım. Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani. Bediüzzaman söylese inanırım. Ama bizim gibi avamdan insanlar da böyle bir teşhis olamaz. Çünkü bir sülükümüz yok. Sülük yani bir makam. Manevi makamlardan geçmiş değiliz. Velayet makamı vardır biliyorsun. Bir de nübüvvet yolu vardır. Nübüvvet yolu doğrudandır. Doğrudan peygamberden bağlantı vardır nübüvvet yolunda. Velayet yolunda silsile vardır. Ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, şeyhinden ona, şeyhinden ona devam eder. Mehdi'de dahi velayet yolu yoktur, nübüvvet yolu vardır. Nübüvvet yolundan peygamberle bağlantı kurar. İsa Mesih de öyledir, nübüvvet yolundan. Direkt, doğrudan, kesintisiz bağlantıdır. Ama tarikatlarda velayet yolu vardır. Onlar yüzlerce silsileden geçerek olur. Yani o altın halka deniyor ya. Ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ta Resulullah'a kadar devam eder silsile yolu. Onlarda harikalar çok olur böyle. Kerametler, harikalar. Nübüvvet yolunda harikalar o kadar olmaz. Yani kerametler o kadar olmaz, çok azdır. Bunu İmam-ı Rabbani çok detaylı anlatıyor. Sülük süresinde Allah'la kul arasında kula ait olan 70 perdenin açılması var işte. 70 perde.
o 70 perde 7 makam halinde aşılıyor. Mesela İmam Rabbani'nin mektubatına bakarsak bu konu, Mehdi'li konusu, İsa Mesih konusu çok detaylı anlatılır. Hüseyin Işık'ı anlatıyor aslında, tam ilmi halinde anlatıyor. Mehdi diyor nübüvvet yolundandır. İsa Mesih de nübüvvet yolunda. Onlarda sülük makamları yok. Yani makamı Gavsiyet, makamı Mehdiyet, makamı Hızır. Ama tarikat ehli bazen takılıp kalıyor makamlar. Mesela Hızır makamında takılıp kalıyor. Kendini Hızır zanneder. Sürekli Hızır'ın haller üstünde oluyor. Makamı Mehdiyet'te de kendini Mehdi zanneder. O makama takıldığında, kaldığında. Geri inmiyor bazen. Sarhoş gibi olur zaten. Dediklerine pek itibar edilmez o zaman. Yani kendinde olmuyor. Onun işte Şeyh Efendiler onu yardımcı oluyor o şeyden çıkmasında. O manevi sarhoşluktan çıkması Şeyh Efendi'ye yardımcı oluyorlar. İmtihanı devam ediyor mu o sırada bu işin? Allah alem olmaz gibi geliyor bana. Çünkü kendinde değil yani şey, rüya halinde yaşıyor yani. Zaten uyanıyor birden yani o. Farkına varmıyor. Mesela diyor ki İmam-ı Rabbani, İsa Aleyhisselam'a Mehdi Aleyhi Rıdvan ise birinci yoldan vasıl olmaktadırlar. Birinci yol ise kurbu nübüvvetten ibarettir. Tavassut aracılık etme muamelesi orada yoktur. Her kim bu yoldan vasıl olursa onun için arada bir hail, perde bir vasıta yoktur. Hatta o feyizleri ve bereketleri herhangi bir kimsenin tavassutu olmadan alır. Yani şeyhi falan olmaz diyor. Direkt alırlar diyor. Zira tavassut ve hail ancak diğer yoldadır. Bu yerin muamelesi diğerlerinden ayrıdır diyor. Mektubat-ı Rabbani 534 Cümmektup 2, 763-764. Müceddit için böyle nasıl söylenebilir? Çünkü Hazreti İsa gökten inecek ve müceddit olacaktır. Hazreti Mehdi de çıkacak ve müceddit olacaktır. Bunların verecekleri feyizleri ve bereketleri herhangi bir kimsenin tavassutu olmadan alırlar. Zira tavassut ve hail ancak diğer yoldadır. Bu yerin muamelesi diğerlerinden ayrıdır. Feyiz için vasıta olmak yukarıda bildirdiğimiz iki yoldan yalnız ikincisindedir. Birinci yolda yani kurb-ı nübüvvet denilen yolda feyiz ve hidayet vasıta ile gelmez. Bu yolda yükselen arada vasıta ve perde olmadan vasıl olur. Hiçbir kimse vasıta ve perde olmaksızın feyizlere ve bereketlere kavuşur. Yani Mehdi'nin hali bu. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Vasıta olmak ve perde olmak kurb-ı vilayet denilen yoldadır. Bu iki yolu birbirine karıştırmamalıdır. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhi Rıdvan nübüvvet yolu ile vasıl olurlar. Şeyhain yani Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de nübüvvet yoluna kavuşmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesi altındadırlar. Şanları çok yüksektir diyor. Onun için kısaca bildireyim ki diyor İmam-ı Rabbani, tasavvuf yolculuğunda her makamın ayrı bilgileri, marifetleri, halleri vardır. Her makam için ayrı bir vazife, zikir ve teveccüh lazımdır. Yani Şeyh Efendi teveccüh yapıyor. Bazı makamda zikir, başka makamda Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, bazısında cezbe, bazısında sülük, bazısında ise bu nimetin her ikisi vardır. Öyle makamlar vardır ki cezbe ve sülük oraya yanaşamaz. Bu son makamlar çok yüksek, pek kıymetlidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kelam aleyhi rıdvan hepsi bu makamlara kavuşmuş. Bu büyük nimetlere şereflenmişlerdir. Bu makamların sahipleri başka makamların sahiplerine benzemez. Başka makamların sahipleri ise birbirine çok az benzerler. Bu makam ashab-ı kiramdan sonra İmam Hazreti Mehdi de görülecektir diyor İmam Rabbani. Tasavvuf büyüklerinden pek az kimse bu makamdan haber vermiştir. Bu makamın ilimlerinden, marifetlerinden söyleyen ise yok gibidir. Bu makam Allahu Teala'nın öyle büyük bir nimetidir ki dilediği, seçtiği bahtiyarlara nasip olur.
ashab-ı kiram aleyhi rıdvan bu yüksek, bu pek yüksek mertebeye daha ilk sohbetlerde ayak basardı. Peygamberimizin sohbetinde kısa sürede bu cezbe hali oluyor, kısa sürede. Peygamberimizin sohbeti tarikat sohbeti gibi oluyor. Hemen o manevi makama çıkıyorlar. Maşallah. Ve bu zamanda bu mertebeler yükselirler de diyor mektubatta. Özetle salik seyri sülükte şu aşamalardan geçer. Seyrillah, Allah'a yolculuk. Seyri fillah, Allah'a yolculuk. Seyri maalallah, Allah'a yolculuk. Seyri anillah, Allah'tan insanlara dönen yolculuktu. Geri dönüyor artık. İç kuvvetlerinden her birinin ruhun, aklın, sırrın, hafa ve ahvanın, gizli ve ince derin duyguların bir perdesi vardır. Nefsin perdesi şehvet ve lezzet, kalbin perdesi Allah'ı düşünmekten, Allah'ı düşünmekten bu perdeli diyor bak. Kalbin perdesi Allah'ı düşünmekten uzak kalmak. O zaman insan perdelenir diyor. Aklın perdesi de bazı manalarla oyalanmasıdır. Hasan bir Münzir'in Zürare'den naklettiğine göre İmam-ı Cafer Sadık Aleyhisselam sonunda şöyle buyurdu. Vallahi sonunda sahibiniz Mehdi mutlaka zuhur edecek ve boynunda hiç kimsenin biatı olmayacaktır. Yani bir tarikata bağlı olmayacak. Neden? Kurb-ı nübüvvet yoluna gidiyor çünkü. Peygamberimiz sohbetinde Ömer, Ebu Bekir falan hemen o hale giriyorlarmış. Yani kısa sürede giriyor yani sohbetin özelliği. Hemen cezbe oluşuyor. Evet dinliyorum.